Bir ara şirkete uğramamız lazım. Dedem tutturdu Tuğçe bizim kreasyona bir baksın diye. Ne o, bizimkileri sevmedin galiba? Berk, deden çok tatlı ama ona yalan söylemeye utanıyorum artık ben. Şimdi bugün yine tekstil mühendisi rolü oynamam gerekecek. Giderek batıyoruz. Ya tamam, ben de memnun değilim ama... ya başladık bir kere hayatım. Uygun bir zamanda söz söyleyeceğim. Neden manken olduğumu söylemiyoruz? Yani ben ayıp bir şey mi yapıyorum ki? Hayır, tabii de. Ay şu de çok şey anlatıyor. Yorma kendini. Eve dönelim mi? Tadım kaçtı, film izleriz. Dünyanın en komik filminin bile şu anda sana iyi gelebileceğini zannetmiyorum. Aa! Evet ya. Evet ne? Her şeyi unutabileceğimiz tek bir yer biliyorum. Ya dünyanın ucundaki fenere de gitsek boş. Biraz da büyük sözün. Gidiyoruz tamam mı? Ta oraya. Korkuyorsan çığlık at aşkım ha? Korktuğumu da nereden çıkardın? Yok. Yok, yok, yok. Vallahi kızım var bu işte bir şey. Nasıl yani? Ya düne kadar peynir ekmek gibi satıyordun. Oysa bugün adını duyan kaçıyor. Oysa Paris'e gittin, tam tersi olması gerekiyordu. Hiç mi iş yok yani? İş olmaz olur mu? Ama sana yok. İndirim bile yapıyorum. Neredeyse senden bir tane alana bir tane de bedava vereceğim. Muzo. Tamam, bir iş olursa ara ama. Olsa da arasam. Ah, bir iş var aslında. Böyle... liste de istemediler. Kim olsa gönder dediler. Parası da fena değil. Ne? Böyle fuar hostesliği. Banyo malzemeleri falan tanıtacaksın. Lavabo, pisuvar gibi. Aşk olsun Muza ya. E ne yapayım kızım? İş iştir. Gitmem ben. İyi, sen bilirsin. Nasıl böyle ince kalabiliyorsun? Görsen hala, benden çok iyi o valla. Ama eritiyorum. Spor yapıyorum çünkü. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Sana da Tuğçe. Seninle böyle sık karşılaşmak ne kadar güzel.